Ve evet, 1019. chapter yayınlandı. Abartmadan şunu diyebilirim. En güzel dövüşlerden birini gördük. Yani bir de Franky için kesinlikle en güzel dövüştü. Sonunda Yamato'nun şeytan meyvesini göreceğiz ve Luffy ve Zoro yine gözüküyor. Zoro'nun büyük korkusunu öğreniyoruz ve Luffy kendine geliyor. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan chapter'ı sizin için inceleyeceğim. Ama biliyorsunuz ilgimi çeken kısımları konuşacağım sizinle. En son chapter'da bunu yaptım, beğenildiğini de fark ediyorum. Chapter incelemesine geçmeden bir şey demeliyim sizlere. Chapter ile ilgili yaptığım ilk videoda şu ana kadar 8000 abone olmayan kişi o videoyu izlemiş. Ya kanalımın abone sayısı bile o kadar değil ya. Eğer bu 8000 içindeseniz abone olmanızı bekliyorum. Çünkü bayağıdır uğraşıyoruz. Hani kanal büyüsün diye ve sizin abone olmanızla kanal daha çok büyür ve daha çok böyle içerik paylaşabiliriz değil mi? Uzun lafın kısası, abone olursanız sevinirim. Neyse, incelemeye geçelim. Son chapter'deki gibi bu sefer nokta nokta incelemeyeceğim. Direkt belirli olaylara dalacağım. İlk olarak değinmek istediğim konu Franky ve Sasaki dövüşü. Ben Franky'nin bu derece iyi bir dövüşü olduğunu hatırlamıyorum. Bana Senior Pink demeyin, onun hikayesi güzeldi. Rakip güzeldi ama dövüşü güzel değildi. Aklıma bir Enies Lobby geliyor. Orada da Tayfa'nın üyesi değildi direkt olarak zaten. Ki onun üstüne de nereden baksanız 10-15 kaç sene geçti bilmiyorum. Bayağı bir geçti. Ondan sonra bu tarz etkili bir dövüşü olduğunu hatırlamıyorum Franky'nin. Ve bu olay beni çok sevindirdi. Şimdi gelelim chapter'e. Franky günün sonunda Sasaki'yi yeniyor ve burada ilgimi çeken olay şu. Jinbei'den sonra Franky de rakibini yeniyor ve bence biraz rahat yeniyor yani. Franky başka biriyle kapışabilir halen. Yani bence o şekilde duruyor. Bu Jinbei için de geçerli. Burada Oda Sensei ne planlıyor tam olarak, kararsız kaldım. Diyeceğim belki Tayfa'yı Kaido'nun karşısına geçirecek. Hani Thriller Bark'ta da yapmıştı bunu. Bunu yapabilir mi? Maybe. Sonuçta Kızıl Kınları koydu karşısına. Bir de Tayfa'yı da koyabilir. Bunu savaş öncesi bekleyenler de çoktu ki ben de bekliyordum böyle bir sahneyi. Şimdi burada Jinbei ve Franky'nin normal insanlara saldırması beni tatmin etmez. Tobiroppolar da gitti yani. Geriye pek bir şey de kaldı. Yani böyle bir senaryo olabilir mi? Mümkün. Sonuçta şu an Jinbei ve Franky müsait. Robin, Brook gelecek chapter sonra büyük ihtimal müsait gibi duruyorlar. Zoro tam takır müsait aslında şu ana bakarsak. Kaçaklar zaten hazır. Elimizde sıkıntılı olan Sanji ve Chopper var. Chopper belki büyüyebilirse olur. Sanji de hemen Queen'i yenmeli. Olur mu? Zor. Ama olabilir. Yani böyle bir senaryoya geçebilir mi Ichiro'da? Olursa şaşırmam. Olmasını ister miyim? Yani Luffy de olup beraber yeneceklerse kesinlikle isterdim. Efsane olurdu. Ama bence tabi Ichiro da burada başka şeyler planlıyor. Yani emin değilim ama bence onu yapmaz gibi geliyor. Bu arada Sasaki dövüşünde bir şey dikkatimi çekti. Şu Sasaki'nin helikopter formunu güldürmedi desem yalan olur. Gayet eğlenceliydi. Saçma ve eğlenceli. Bu da zaten Oda Sensei'nin hep yaptığı bir şey. Gelelim chapter'ın bir diğer önemli olayına. Yamato'nun meyveyi yeme sebebini öğreniyoruz ve açıkçası yani çok gereksiz bir sebep. Çünkü bu olayı Ichiro da habire kopyalayıp yapıştırıyor, koyuyor önümüze. Gerek var mıydı? Hani oğlumsun, güçlü olmalısın, bunu istiyorum deyip de bu meyveyi zorla verseydi olmaz mıydı? Bence olurdu. Hani benim aklımdan ilk olarak bu tarz bir şey geçiyor. Bu önümüze konulan bana bayat geliyor. Yani olmasa da olabilirdi. Neyse, yaptı böyle, okey. Zaten bir meyve bekliyorduk Yamato'dan. Ve o meyvenin gücü bize şu an açıklanmadı. Gördük ama açıklanmadı. Elimizde şu an 3 seçenek var. Okami, Byakko ve Kirin. Şimdi bana göre Kirin en düşük ihtimal. Diğer ikisi daha güçlü. Benim aklımda baştan beri Beyaz Kaplan olduğu için de Byakko daha mantıklı geliyor. Ama Okami de uyumlu duruyor. Sonuç olarak bu güçlerden birine sahip olacak ve Kaido'dan yine dayak yiyecek. Bakalım ne kadar dayanacak ve umarım bir Zoro ve Sanji seviyesinde değildir. Bunu zaten birçok kez dedim videolarda. Umarım bunu da öğrenebiliriz güç seviyesini. Tamam, Sanji ve Zoro günün sonunda yine geçecek ama baştan beri ben o seviyede olmasını istemezdim. Benim düşüncem. Bir de son olaya geçelim. Luffy ve Zoro. Bu ikili kalkmak üzereler ve birazdan sahne alacak gibiler. Luffy et istiyor ve hepimiz biliyoruz One Piece'te bir süt bir de et adamı diriltir. Luffy dirilecek ve böylece Kaido'nun karşısına geçecektir bence. Zoro'nun da korkusunu öğreniyoruz. Evet, iğneden korkan Zoro her şeye rağmen iğneyi yiyip kalkacaktır. Sonra ne yapacağı? İşte soru işaretidir. Jack ihtimalleri içinde Perospero bence zor çünkü Neko ondan intikam almak istiyor. King bir olasılık. Marco'nun ne yapacağı o zaman tabii bir soru işareti. Belki Big Mom'un yanına gidebilir Marco o zaman ama açık olmalıyım. Kid ve Love'un sahnesini çalabilir. Yani onu da Ichiro'da öyle planlamaz diye düşünüyorum. Yani en iyisi Zoro'nun da Luffy'nin yanına çıkması Kaido'ya karşı. Yani hayal ama zor. King ve Jack dediğim gibi en mantıklı gelen iki eşleşmeler. Yani ne türlü bakarsak bakalım bu iki eşleşmeler
eşleşme yani şu an Ichiro Oda'yı tanıdığıma kadar, çizimlerinden bildiğime kadar yapabileceği ihtimal en güçlü iki seçenektir. Gerçi yanıltmayı da seviyor, bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, chapter genel olarak bir hazırlama chapter'ıydı ve bu birkaç chapter daha sürecek gibi. Benim aklıma takılan büyük bir soru var. O da sahne kapanacak mı? Malum Wano bir tiyatro gibi geçiyor. İlk sahneyi aldık, 15 chapter. Kapandı, araya değişik bir hikaye girdi. İkinci sahne başladı, sahne yani perde. 30 chapter'dı yanlış hatırlamıyorsam. O da kapandı, yine araya bir şeyler girdi. Ve üçüncü perde açıldı ve 60 chapter oldu herhalde ve 1-2 tane üstüne çıkacak gibi. Ve şunu düşünüyorum ben, üçüncü perde de açıldı dediğim gibi 60 chapter oldu herhalde. Ve ya 3 ya 5 perde olacak diye biliyorum bu tiyatronun. Yani toplam Wano'nun hikayesi. 3 olması bence biraz saçma. Ondan dolayı 5 daha mantıklı geliyor. 4'te de büyük kapışmaların chapter'ı olacak ve 5'te de kapanış chapter'ları. Bu arada bunu size niye diyorum? Perdeler arası hep bir hikaye oluyor. İyi bir hatırlayın olan şeyler. Yani benim buradaki beklentim bu son perdeden sonra Shanks'i görmemiz. Ben bunu bekliyorum. Özellikle Oda Sensei bu sene Shanks'in harekete geçeceğini dedikten sonra haklı yere ben bunu bekliyorum. Yani 1022-1023 gibi en geç kapanmasını bekliyorum ben bu perdenin. Ve sonra da Shanks'in hikayesinin geleceğini bekliyorum. Ha olursa çok mantıklı olur. Çünkü 4. perde başlarsa verilen mola hesabımıza göre 30 chapter sonra olur. Yani 2022'yi bulur. Yani Shanks ile ilgili bir şey olacaksa bu perdenin kapanmasına bağlı ve bu benim hesabıma göre 1. perde 15 chapter, 2. perde 30 chapter, 3. perde orta yani 60 chapter, 4. perde 30 chapter, 6. perde yine 15 chapter olacak. Ve aralarında bir şey. Ve 3. perde kapanıyor, yani araya Shanks koyulabilir. Ve beklenen Shanks'in o hamlesini de görmüş olur. Bilmiyorum, beni sarıyor, bayağı da hoşuma gidiyor aslında bu fikir. Hani fikirden fazla ortada olan bir şey. Sadece unutulmuş biraz. Sizce olabilir mi? Neyse arkadaşlar, bayağı konuştum. Eğer Shanks gelirse hemen duymanız için abone olun. Bu arada Shanks demişken videonun sonuna ayın 25'ine kadar süren Shanks'in de bir parçası olduğu bir çekiliş yaptım. Tavsiye ederim ve sonda da bir Shanks videosu ekledim. Yani ikisinden birini kesinlikle izleyin derim. Aa bir de beğeni düğmesine çökerseniz de sevinirim. Neyse arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Konu Jorno Giovanna'nın var.